Değerli hemşehrilerim, depremin üzerinden asrın felaketinden yaklaşık 2,5 ay gibi bir süre geçti. Şehitlerimiz var. Depremin ilk gününden beri yaraları sarmak için yaklaşık 1500 Türkiye'nin her yerinden gelen görevlilerimizle beraber ve çok kıymetli valilerimizle, kaymakamlarımızla, tüm görevlilerimizle, STK'larla, Türkoğlu'ndaki çok değerli çalışan, depremde çalışan hemşehrilerimizle yaraları sarmak için büyük gayret sarf ettik. Belki eksiklerimiz oldu, yeterli ve yetişemediğimiz konular oldu. O konuda da sizlerden özür diliyoruz. Ama şunu bilin, deprem saatinden itibaren 44 mahallemizin tamamında gece gündüz demeden bugüne kadar büyük mücadeleler verdik. Devletimiz güçlü. Cumhurbaşkanımızı her zaman burada hissettik. İlk günden itibaren ihtiyacın iki katı civarında ilk planda 10 binin üzerinde çadır kurduk. Devamında konteyner kentleri kuruyoruz. Beyoğlu, Şekeroba, Kınalı ve Türkoğlu Lojistik Merkezi'nde. Beyoğlu, Şekeroba, Kınalı'da birinci etaplara yerleştirme yaptık. İkinci etapları da bayramdan sonra inşallah yerleştireceğiz. Tabii en önemli Cumhurbaşkanımızın da söylediği kısa zaman içerisinde değerli depremzede kardeşlerimizi kalıcı konutlarla tanıştıracağız. Yarın Cumhurbaşkanımız Türkoğlu ilçemizde ve Özbek mahallemizde yaklaşık 800 milyonluk yatırımla ve ilk planda 310 civarında konutun ilk teslimatlarını yapacak. Deprem olalı 2,5 ay oldu, temel atılalı 1,5 ay oldu. 1,5 ayda 3 tane evimize, 3 tane Özbekli hemşerimizi yerleştirdik. Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Peyderpey önümüzdeki 1 ay, 2 ay, 3 ay gibi sürelerde de teslimatlar yapılacak. Türkoğlu ilçemize 7200 tane köy evleri ve toplu konutlar yapılıyor ve başladı. İnşallah biz depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için kalıcı konutlara yerleşene kadar gece gündüz demeden bu ekibimizle birlikte sizlere hizmet etme şerefine nail olacağız her zaman. Bugün buraya gelmeden önce Güneydoğu'da şehit olan şehitlerimizi ziyaret ettik. Hüzünlendik. Depremde de 750 şehidimiz var. Artık bunlar da bizim gönlümüzde, yüreğimizde. Yüreğimiz kan ağlasa da bayramlardaki bu birlik ve beraberlik bizi bir nebze de olsa daha ileriki günlerde ümit var ediyor. Onun için sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Batman Valimiz Beyoğlu, Şekeroba, Kınalı ve Türkoğlu'nda esnaflarımızın ayağa kalkması için yaklaşık 140 tane dükkan kurdu. Peyzajlarını biz yaptık. Kendilerine de burada çok teşekkürlerimi sunuyorum. Depremin ilk gününden beri Karaman Valimiz Tuncay Akkoyun yaklaşık 1,5 ay burada hizmet etti. Kendine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendi ayrıldıktan sonra hiç aksatmadan gece gündüz bize gönüldaşlık yapan ve depremi yaşamış gibi bizlere hizmet eden Giresun Valimize ve ekibine de burada çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hala da burada, bayramda da buradalar. Devletimiz burada, belediyemiz burada. STK'larımız 2,5 ay boyunca büyük hizmetler yaptı. Afat gönüllüleri, afat görevlileri, çevre şehircilik görevlileri ve ismini sayamadığım, inanın Türkiye'nin her yerinden 1500 civarında gönüllü ve görevli Türkoğlu'ndaki bu kardeşlerimizin ve bizlerin yaralarını sarmak için çadırı bile olmadan, konteyner olmadan, arabalara yatarak ilk günden beri bizlere
hizmet ettiler. Yaklaşık 32 tane aşeviyle bugüne kadar halkımızın karnını doyurmak için Türkiye ve dünyadan insanlar buraya akın etti. Biz şunu gördük. Daha önce lokal anlamda olan depremlere çok duyarlı değildik işin esası. Bir şehirde veya bir ilçede olurdu ama 11 şehirde bu deprem dünyanın asrın felaketi. Ve şunu gördük. Bu depremden sonra insanların, yabancı tanımadığımız kardeşlerimizin buraya gelip geçmiş olsun demeleri, maddi manada, manevi anlamda destek vermeleri, inanın bugün ayaktaysak onların sayesinde ayaktayız. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Türkoğlu ilçesi adına belediye başkanı olarak bize ilk günden beri hizmet eden bütün kardeşlerime teşekkür ederim. Normale kısa zamanda döneceğiz, dönüyoruz. Bundan sonra daha da hızlı bir şekilde döneceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Devletimiz güçlü, Cumhurbaşkanımız, bakanları her gün şehirlerimizde, İçişleri Bakanımız, değerli Süleyman Soylu Bakanım, depremden 2 saat sonra Kahramanmaraş'taydı ve ilçelerdeydi. Hatta buraya da 2 defa geldi. Her şehirde 1 tane, 2 tane bakanımız burada. Bu devletimizin gücünü, Cumhurbaşkanımızın büyüklüğünü ve hissiyatını, duygularını depremzedelerle paylaşmak için gönderdiği bakanlar ve bayramın ilk günü itibariyle de 81 ilimizin valisi bu 11 şehirde. Devletimiz Ankara her zaman burada. Kendilerine minnettarız. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Bütün yardıma koşan partili partisiz, hangi ideolojide olursa olsun yardımımızda koşan bütün teşkilatlara, tüm partilere, belediye başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Tabii asrın felaketi, sayın belediye başkanımızın da ifade ettikleri gibi büyük bir afet, 11 ili etkileyen çok büyük bir afet yaşadık. Acılarımız büyük, şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Ama bugün bu bayramı hep birlikte, burada birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde, yaşlısından gencine hep beraberiz. İşte bizim milletimizi büyük yapan, güçlü yapan bu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, riyasetinde, Sayın Bakanlarımız, Sayın Valilerimiz, bütün AFAD'ından Kızılay'ına, Çevre Şehirciliğinden Ulaştırma Bakanlığı'na, bütün bakanlıklarımız, bütün personelimiz, arkadaşlarımız sahadalar. Mesai mefhumu gözetmeksizin sizlerin yaralarını sarmak, sizlerin dertlerine derman olmak için buradayız. Tabii ki kayıplarımız çok büyük. Onları geri getiremeyiz. Onlara dua ettik bugün. Kabirleri başında hem terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi, deprem şehitlerimizi hayırla, dualarla yad ettik. Sabah bayram namazını hep beraber kıldık. Dualarla başladık güne. İnşallah 2,5 ayda çok büyük mesafeler kat ettik. Gerçekten bu felaket başka bir milletin, başka bir ülkenin başına gelse bu kadar çabuk toparlanamaz inanın. Ama bütün dünya, bütün gönül dostlarımız, gönül coğrafyamızdaki kardeş ülkeler yardım eli uzattılar. STK'larımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız büyük bir işbirliği içerisinde adeta bir milli seferberlik şuuruyla hareket ettik ve çok şükür bugünlere geldik. Çok daha güzel olacak inşallah. Konteyner kentlerimiz kuruluyor, konteyner çarşılar kuruluyor. Artık çadırlardan konteynerlara, ondan sonra kalıcı konutlara doğru inşallah hızla ilerliyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız yarın ilimizi teşrif edecekler. Kalıcı konutların ilk etabı teslim edilecek. Bugün taşındı vatandaşlarımız. İnşallah bütün vatandaşlarımız çok kısa bir zaman zarfında kalıcı konutlarına yerleşirler. İş yerlerimiz açılır. Ocaklarımız tüter. Fabrikalarımızın tekrar çarkları dönmeye başlar. Hayat inşallah bir an önce Türkoğlu'muzda, Maraş'ımızda, Gaziantep'imizde, Malatya'mızda, Adıyaman'ımızda, Hatay'ımızda normale döner inşallah. Bizler bunun için buradayız. Hep beraber, birlik beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Hani büyüklerimiz diyor ya, acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Acılarımızı birlikte paylaşacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Biz Ali Cenap bir milletiz. Çok daha büyük felaketler yaşadık. Çok önemli Kurtuluş Savaşı mücadeleleri verdik. 7 düvele karşı mücadele ettik. Çanakkale'de, Yemen'de, Balkanlar'da, Kafkaslar'da
Çok şehitler verdik. Çok büyük destansı mücadeleler verdik. İnşallah bu yine bu felaketin üzerinden de hep beraber geleceğiz inşallah. Ben bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum. Allah bu acıyı unutturacak daha büyük bir acı bizlere yaşatmasın. Rabbim hepimizi esirgesin. Memleketimizi, milletimizi birlik, beraberlik içerisinde güçlü kılsın inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk davetimize icabet ettiniz. Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Ben burada kendimi kendi yuvamda, kendi memleketimde gibi hissediyorum. Hiç yabancılık çekmiyorum, inanın. Maraş'ı görmemiştim. Keşke daha önce görseydim ama bugüne kısmetmiş. Elimizden geleni yapacağız sizler için. 7/24 biz emrinizdeyiz, buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Ailelerinize, sevenlerinize, göremediklerimize selam götürün lütfen. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Devletimizin kuruluşumuzun üzerinden bir yüzyıl geçti. Geçen bu yüzyıl içerisinde yaşamış olduğumuz bu devlet kuruldu kurulalı en büyük felaketi yaşadık. Sadece devlet olarak biz değil, millet olarak biz değil. Belki de bu gezegenin üzerinde insanlığın yaşamış olduğu en büyük felaketlerden bir tanesi yaşandı. Felaket çok büyüktü ama bu felaketle beraber bir başka şeyin de çok büyük olduğu meydana çıktı. O da bizim milletimizin teşkilatlanmış hali olan bizim devletimizin de bu felaketten de daha büyük olduğunu hepimiz birlikte yaşadık ve gördük. Felaket çok büyüktü ama milletimizin dayanışması da bu felaketten daha büyüktü. Felaketin ilk ortaya çıktığı andan itibaren bütün Türk milleti doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, her şeyiyle bir ve bütün olarak herkes dayanışma içerisinde yardıma koştu. Ben Batman valisiyim. Batman'dan sadece AFAD kapsamında kendi bireysel yapılanlar hariç toplamış olan yardım tırlarının sayısı 320 tanedir. Memleketimizin her tarafında millet olarak dayanışmanın en güzel örneklerinde beraber yaşadık. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Der ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır ve hatta tekrar eder. Hiç şüphe yok ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Millet olarak bu zorluğun içerisinden dayanışma gibi, millet dayanışması gibi dünya tarihine de örnek teşkil edecek güzel bir dayanışmayı da beraberce yaşadık. Devlet olarak bütün imkanlarımızı milletimizin emrinde seferber ettik. Herkes ama herkes, sivil toplum kuruluşları olsun, bireysel vatandaşlarımız olsun, elinden gelen her türlü çabayı, gayreti depremin yaralarını sarabilmek için seferber etti. Ben de Göksun'da görevliydim. Sizlerin hemşehrileriniz, Maraş'ın bir ilçesi, Göksun'da görev yaptım. Aynı şekilde şunu söyleyebilirim. Hem Göksun'daki intibalarım da, dün akşam burada vatandaşlarımız geldik, aynısı da, aynı şey geçerli. Bir tarafından insanlarımız afeti yaşamış ama öbür tarafından da Kadir Şinaslı'nın da en güzel örneklerini göstermeye devam ediyor. Bir tarafından acımız var ama öbür tarafından Kadir Şinaslık da gene milletimizin en karakteristik özelliklerinden bir tanesi varlığını devam ettiriyor. Cenab-ı Allah birliğimizi, dayanışmamızı daim kılsın. Cenab-ı Allah benzeri afetlerden, bunun daha büyüğünden de, benzerinden de, küçüğünden de milletimizi de, devletimizi de muhafaza eylesin. Aynen deprem nasıl ki dayanışmamıza vesile teşkil etti, bayramlar da aynı şeydir. Bu bayramın da dayanışmamıza, birliğimize, beraberliğimize vesile teşkil etsin. Bu vesileyle de ben de hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz inşallah. Sağ olasınız, var olasınız. Çok çok iyi.